Yusuf Kuvancı Şovu sunar. Değerli TV 52 izleyicileri, bir hafta aradan sonra
Geçen hafta çarşamba günüydü. Bu hafta cumartesi akşamları saatlerimiz 9'u gösterdiğinde 9-11 arası sizlerle beraberiz. TV52 izleyicilerine buradan bizleri izleyen dostlarımıza kucak dolu selamlar, saygılar. Ekran başına hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Öncelikle Doruk Arzu Ofisi'ne buradan yönetim kurulu başkanı Sayın Emre Doruk'a katkılarından dolayı ana sponsorumuza çok çok teşekkür ediyoruz. Allah kazancını bol versin diyoruz. İnşallah en güzel günler Doruk Arzu Ofisi'nin çalışanlarına ve yönetim kurulu başkanı Emre Doruk'a buradan selamlar ve saygılar göndermiş olalım. Değerli izleyicilerimiz, bu akşam birbirinden değerli iki tane güzel konuğum var. Öncelikle Ordu Gölköy Güzel Yurt Dernek Başkanımız Sayın Mehmet Şahin Başkanım, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bey, teşekkür ederiz. Ekranların alt köşesinde bulunan WhatsApp numaramızdan bizlere başkanıma sorularını, görüşlerinizi, eleştirilerinize dahi yazabilirsiniz diyoruz. O daha sonrası güzel bir siz, çok güzel hanımefendiliğiyle, kişiliğiyle sizlerin karşısında birazdan Filiz Ağar'ı anons edeceğim buraya. Filiz Ağar'dan da güzel eserler dinlemek için WhatsApp numarasından bizlere ulaşabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Bol bol bu akşam sizlerden mesaj bekliyorum. O güzel alkışlarınıza kim diyoruz hep beraber? Filiz Ağar diyoruz hep beraber bakalım.
Eyvallah, sağ olasınız. Hoş geldiniz, şeref hoş verdiniz. Hoş buldum, hoş buldum Yusuf abicim. Vallahi ne güzel bir eser. Evet, sevgili Selahattin Erdoğdu abimize ait güzel bir türkü. Onun da projesiydi. Evet. Güzel de kliple taşlandırmışsın. Çok aynen güzel. Aynen. Güzel dokunmuşsun. Ağzına yüreğine sağlık. Sağ ol abicim. Evet. İyisin. Çok teşekkür ederim. Çok uzun yıllar oldu görüşmeyeli aslında senden biz değil aynen mi? Ya. Evet. Ama Filizar hiç değişmemiş. Gene Filizar. Aynı Filizar. Aynı ses. Maşallah diyoruz. Ya bir de zayıfladım. Genceldim ha. Evet. Zaten gençsin sen. Gencim yani. Fazla bir yaşım yok da. Evet. Senin küçüğüm. Evet, kesinlikle diyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, bu akşam Ordu Güzel Yurt Dernek Başkanı Mehmet Şahin abimiz bizlerle beraber. Bol bol sorular soracağız bu akşam. Güzel yurtta neler olur, neler yok. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda bir rahatsızlık geçirdi. Evet. COVID'e yakalandı ama sapsağlam. Allah uzun ömürler versin. Çünkü çok aktif bir başkan. İnşallah şu COVID'de biter de başkanım. Öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz başkanım. Zaten sosyal medyadan tanıyoruz, ekranlardan tanıyoruz sizleri. Başkanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş bulduk. Yusuf Bey cümlenizin bitmesini bekliyordum tabii ki. Öncelikle bugün burada bizleri aradığınız için size, TV52 ailesine ve ekip arkadaşlarınıza çok teşekkür ederim. Doğru Karşı ofisine de sponsorundan dolayı bereketli kazançlar dilerim. Allah razı olsun. Hoş bulduk, iyiyiz, teşekkür ederiz. Evet, zor bir süreç atlatıyoruz. Kesinlikle. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Tüm insanların yardımcısı olsun. Allah Allah. Rabbim inşallah hasta olanlara şifa verir. Şu anda mücadele eden, bu virüsle mücadele eden tüm insanların yardımcısı olsun. Yine şu süreçte birbirinden değerli insanlarımızı kaybediyoruz. Allah onlara rahmet diliyorum. Yine bugün bir abimizi yine bu hastalıktan dolayı kaybettik. Hüseyin abimize de Allah rahmet diliyoruz. Çok sevdiğimiz dostlarımız aramızdan bir ayrılıyor. Üzülüyoruz. Ya burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Aslında basit. Tedbir bizde, çözüm de bizde. Biz çözümlere, tedbirlere uyarsak aslında fazla sorunumuz olmayacak. Sosyal mesafe ve temizlik, maskeye bunlara dikkat edeceğiz. Bu üçü. Şöyle bir şey var. Şu anda bugünkü işte aşı çözüm deniyor ama aşıdan daha çok maske daha önemli bir çözüm. Kesinlikle. Açıkçası. Evet. Aşının %94, %92 korunurluk özelliği varken maskenin %98 korunurluk özelliği var. Aynen öyle başkanım. O yüzden dolayı dikkat edelim. Yani tedbiri elden bırakmayalım. Evet, sıkıldık mı sıkıldık. İşte alışkanlıklarımızdan vazgeçtik mi vazgeçtik. Evet. Ama sağlık her şeyden önemli. Bak kesinlikle. Görüyoruz birbirinden değerli insanlarımızı kaybediyoruz. O yüzden de sağlığımızı dikkat etmemiz gerekiyor. Şu süreçte de devletimiz bize vermiş olduğu kurallara uymamız kesinlikle lazım. Kesinlikle diyoruz. Başkanım tekrar hoş geldiniz. Hoş şeref bulduk, verdiniz. Teşekkür ederiz. Filiz Hanım siz de tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum abi. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışma yok gerçi ama televizyon programı yapıyorsun bildiğim aynen, kadarıyla. Aynen, TV programlarına yöneldim bu aralar. Evet. Ben de kardeş bir kanalda salı akşamları programa başladım. Hayırlı olsun bu arada diyelim. Sağ İnşallah her şey düzelir de İnşallah. Bir an önce bizler de sahnelere döneriz diyoruz. İnşallah ya. Düğünler, konserler başlasın artık yani. Kesinlikle. Filizar'dan bir eser daha alalım. Ondan sonra başkanımı ben biraz sorular soracağım. Çünkü onu sıkıştıracağım bu akşam. Abi istersen sen oku. Ben bu arada yok sen bizim misafirimizin baş tacısın. Yok sen oku. Allah'ı seversen. Allah'ı seversen. Kavga etmeyin ben okurum. Evet. Estağfurullah. Ben türkülerimi hazırlayayım ya. Öyle mi diyelim? Aynen aynen. O zaman bir cerrah paşa yapalım arkadaşlar. Allah. Mesaj bekliyorum sizlerden değerli izleyicilerimiz. Filizar'ı bu akşam burada TV52 ekranlarda sıkıştıracağız. Bol bol eserler alacağız kendisinden. İçmem suyundan, içmem, içmem suyundan, içmem oy. Vay seni Cerrah Paşa, içmem suyundan, içmem, içmem suyundan, içmem oy. Bir dahaki seneye yolcu da gelir geçmem, yolcu da gelir geçmem.
da gel dur geçme ol. Yaşa kar gözüm sızlar, ne kalır gerisine. Yaşa kar gözüm sızlar, ne kalır gerisine. Herkesin bir derdi var, durur içerisinde, durur içerisinde. Herkesin bir derdi var, durur içerisinde, durur içerisinde. Teşekkür ediyoruz. Tüm buradan hastalarımıza da şifalar dilemiş olalım. Evet başkanım, güzel yurtta ne var ne yok? Abim yüreğin var olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok güzel bir eserdi. Şifa bekleyen tüm hastalarımıza da şifalar diliyoruz. Acil evet, amin diyelim. Güzel yurtta neler var neler yok. Valla ben en son bu yaz gidememiştim rahatsızlığımdan dolayı. Evet. Uzun bir süre gidememiştim. Geçtiğimiz 2 ay içinde 5 defa gittim, geldim. Güzel yurtta güzellikli var. Havası güzel, insanı güzel, işte sıcakkanlı insanlarımız var. Tabii ki bir de memlekette güzel olunca adı gibi. Her şey daha yaşanacak çok güzel bir oluyor. Şey oluyor. Evet, evet. Geldikten sonra da işte daha geçen günde hemşirelerimiz paylaşmışlar. Çok güzel kar resimleri var, kar evet, manzaraları var. İnsanın da açıkçası şöyle bir fırsat bulsam da gitsem diye bir kesinlikle, fırsat kolluyorum açıkçası. Başkanım. Gideceğiz inşallah. Yani gitmeyi de o düşünüyorum. O güzel günler çok yakın ama. Ya tabii ki yakın da biz de memleketimizden kopamıyoruz. Kesinlikle kopamıyoruz. Ne olursa olsun... muhakkak yani bir şekilde oraya bizi götürüyor Ordu'nun Rabbim. Her köşesi şöyle, çok güzel babacığım. Ya güzellik var da yani oraya gitmek için bir bahane oluyor muhakkak bizde. Kesinlikle oluyor. Cenazemiz oluyor, evet. Sağlığımız evet. Diye bir şekilde oluyor. Havası güzel oluyor. İnsanın içi de açıyor açıkçası. Kesinlikle. Yani şu dönemde yaşanacak en güzel yer memleketimiz. Yani memleketimizde yaşayanların gerçekten kıymetini bilsinler. Şikayet etmesinler. Kesinlikle çok biz doğru. Biz burada bunalıyoruz. En azından orada bağında, bahçesinde temiz havasında, oksijenle yaşıyorlar. Ve mutlu bir hayat aynen sürüyorlar açıkçası. Aynen çok doğru başkanım. Güzel Yurt Derneği değerli izleyicilerimiz her yıl gerçekten Ordu'da
ilk 3 sıraya girer. İlk sıraya yazabilirim ben. Festival anlamında o kadar güzel etkinlikler yapar ki başkanım, en son yaptığımızı evet. Ben de katılmıştım, hatırlıyorum. Ya o kadar muazzam, en ayrıntı noktasına kadar. Yani kırmızı halısından tutun içeceğine kadar, yiyeceğine kadar en ufak o kadar güzel festivaller yapar ki, yapıyor ki başkanım. Onlardan biraz bu yıl mahrum kaldı açıkçası. Ama güzel yurdu, güzel yurdun derneğini eğer şu pandemi biter inşallah, festivaller olursa kimse zapt edemez. Aynen. Şimdi, acısını çıkaracağız kesinlikle yani. Kesinlikle çıkarır yani başkanım. Ya ben diyorum bazen espri yaparak da söylüyorum. Ya şu pandemi bittikten sonra insanları görmek istiyorum diyorum. Deli danalar gibi nereler kalacaklar acaba diye. Açıkçası bizim tabii ki şunu her zaman şunu biz prensip edindik. Güzel yurdumuzun insanları en güzeline layık diyoruz. Kesinlikle. Her zaman da hep üstüne koyarak ilerliyoruz. Ama sadece, güzel, çok özür diliyorum başkanım. Güzel yurt çok şanslı. Neden? Mehmet Şahin gibi bir başkanı var. Yok. Bu çok önemli. Yok, şöyle bir şey. Mehmet Şahin demeyelim de memleketini seven güzel yürekli insanları var diyelim. Daha doğrusu. Çünkü bir benim ekip, görüşüm bu sadece. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bir ekip çünkü biz. Evet. Ekip olmayınca hiçbir şey olmuyor. Tek başına ancak buraya gelebildik. Ama ekiple beraber olduğu zaman daha güzel aktiviteler yapılıyor. Birlik kesinlikle, beraberlik oluyor. Evet, kesinlikle. İnsanın olmadığı yerde hiçbir şey olmuyormuş. Şunu da şu dönemde anladık açıkçası. Aynen başkanım. Başkanım, daha dernek hakkında konuşacağız tabii. Konuşacağız. Önce ne yapalım? Filiz Hanım'dan bir eser daha alalım değil mi? Tabii ki. Evet. Mutlu olur. Sesi de çok güzelmiş. Evet. Yani sosyal medyada işte dinliyoruz falan ama ilk defa canlı, ama canlı dinleme ilk defa dinlemiş. Ortak aynen. Ortak arkadaşlarımız da olduğunu evet. Mutlu oldum. Selamı da var özellikle. Sevgili Cemal Yılmaz abi. Bizim Kara Cemal'ımız evet, açıkçası. Kara Cemal. Evet, selamlar olsun. Yani, İnşallah onu da buradan ağırlarız bir gün İnşallah. Cemal abiye de selamlar çok olsun. Aynı bir... köylü müsünüz? Efendim? Aynı köylü müsünüz? Komşu köylüyüz ama federasyonumuz aynı yol evet. Arkadaşız. Bizim federasyonumuz var. Birazdan müsait olunca bahsederiz de tabii ki. Gölköy, şöyle söyleyeyim. Gölköy'ün alan yurdun güzel yurdun. Gölköy'ün bütün köyleri çok bir güzel. İlçe bazında. Aynen öyle. Çünkü bir federasyonlar var. Buradan sevgili Necati Başkanıma evet, da selamlar Necati olsun. Çetin Gündoğdu Başkanlarıma çok çok selamlar olsun. Evet, ne yapalım? Frizar'dan bir eser alalım. Evet, sevgili sponsorumuz Emre Bey'in eşinin isteği varmış. Evet. Doruk ailesine evet, gelsin o zaman. Yola bakın, belki gelen babamdır. Evet. Tokatlı sevgili kardeşim Ufuk Ağar, annem, yeğenlerimiz diyorlar. Selamlar, sevgiler olsun. Yola bakın, belki gelen babamdır. İzleyen tüm canlara gelsin. Tüm canlara gelsin. Yine Ali Karagöz abi izliyorlar. Selamlar olsun.
Ellerine sağlık. Eyvallah, eyvallah. Gerçekten muhteşem. Vallahi uzak diyarlara gittik. Evet. Duygulandık da açıkçası. Buradan tüm babalara gelsin ve rahmetli olan ölen babalarımıza da buradan rahmet dileyelim. Evet. Ben de 55 gün oldu babamı kaybedeli. Evet, o konuyu değinecek. Değinmek istemedim. Çünkü acısını tazelemek istemedim. Filiz Ağar'ın yaklaşık 1,5 ay önce babası rahmetli oldu Covid'den dolayı. Buradan da kendisine tekrar başsağlığı diliyorum. Kolay bir şey. Allah tabii. Razı bizim babamız olsun. Da öleli rahmetli olalı belki 15-16 yıl oldu ama mekanlar şimdi yeni kaybetmek daha farklı oluyor. Doğru, tabii ki ağzına sağlık. Sağ acını da paylaşıyorum buradan senin. Evet başkanım. Güzel yurtu biraz tanıyalım. Ekranlarda biraz tanıtalım değil mi? Federasyondan evet. Bahsedelim. Tabii ki. Şimdi Güzel Yurt çok eski kurulumu olan 89 yılından da belde olan ordunun belki en büyük beldelerinden bir tanesiydi. Beldeydi, belediyeydi evet, değil mi? Beldeydi önceden. Önce. Önceden beldeydi. Ordu Büyükşehir olunca tabii ki maalesef biz de mahalleye dönüştük ama yine de Gölköy'ümüzün en büyük mahallesinden birisi. Kesinlikle evet. Konum olarak da çok güzel bir yerde. Çok güzel bir yerde. Aybası ile Gölköy'ümüzün tam merkezinde. Aybası ile 17, Gölköy ile 21 kilometre mesafede ilçe olacak bir konumda açıkçası. İnşallah ilerleyen şartlarda oluşursa İnşallah güzel başkanım. Yurtu, güzel bir ilçe olarak görmeyi isteriz tabii ki Gölköy'de, ama Gölköy'de, sonuçta evet. insan olması önemli. Memlekette insan varsa her şey oluyor, her şey güzel oluyor. Belki ilerleyen zamanlarda Güzel Yurt'a şöyle güzel bir Güzel Yurt ilçesi yakışır diye İnşallah düşünüyoruz. İnşallah başkanım ama gönüllerimiz bir olsun. Biz şu an şu haliyle de mutluyuz, memnunuz açıkçası. Tabii ki bazen biraz eksikliklerimiz evet. var, zamanla düzelecek ama zamana yayıyoruz. İnşallah üreten şehir Ordu'nun bir belediye başkanımız Kesinlikle. Bize gerekli destekleri verirse biz de mahallemizi biraz daha iyi konuma getirtireceğiz. İnşallah başkanım. İnşallah. Biz İstanbul ağırlıklı olarak çünkü evet. derneğimiz İstanbul'da olduğu için ama bağımız, her şeyimiz Gölköy'de, Güzel Yurt'ta olduğu için orayla irtibatı kopartmıyoruz. Evet. Oranın güzelliklerinde, oranın şeylerinde, acısıyla da tatlı şeyinde, güzelliğini de acısını da paylaşıyoruz. Başkanım şöyle bir şey, siz buradan Güzel Yurt'a her konuda destek veriyorsunuz güzelleştirmek için. Evet. Üyelerin olsun, köylülerin olsun, çalışmalarda olsun. Orada sizin bir ekip var mı? Ekip kolu var. Var mı? Var değil mi? Var. Şimdi şöyle, Güzel Yurt Derneğimiz açıkçası biraz övünmek gibi olmasın ama Ordu ilimizin en iyi derneklerinden birisi. Evet. Aktif çalışanlardan birisi. Tabii bu pandemiden önceydi. Pandemiden dolayı biz de faaliyetlerimizi ara verdik açıkçası. Evet. Bizim şu anda 8 bölgede temsilciliklerimiz var. O değil mi? Çok Çorlu'dan tutun da Adapazarı'na kadar her bölgede temsilciliklerimiz var. Ayrıca Ordu'da bir tane merkezi şubemiz var. Güzel Yurt'ta da bir tane yerimiz var. Yemekhanemiz var. Orada bir program yapacaksak, bir cenaze mezarı olacaksa ya da evet. bir sosyal faaliyet yapacaksak orada bayanlar ve erkekler olarak ayrı ayrı 750 kişilik bir yemek pişirme mutfağımız falan da var. Böyle cenazelerimize veya taziyelerde, davetlerimize orada bir mutfağımızı kullanıp oradaki insanlara yemek programımız da oluyor açıkçası. O zaman şöyle diyelim, Güzel Yurt Derneği'ni dernek başkanları örnek alsın diyelim. Yani çalışma Yok, olur başkanım, yani şöyle, örnek alsınlar. Şimdi ben, tabii ki ben şöyle. Ben dernekçiliği bildiğim evet. için eleştiri ise eleştiri, takdir ise takdir. Ben evet. de böyleyim yani, ben düz adamım açıkçası. Bizim sloganımız şu, nerede bir Güzel Yurt'ta varsa biz oradayız. Kesinlikle. Çorlu'da da ben Güzel Ben tebrik ediyorum gerçekten. Çünkü anda, uzun yıllar tanıdığım evet. için biliyorum yani bazı şeyleri. Çalışmalarınızı biliyorum şimdi, ama izleyicilerimiz açısından soruyorum. Hemşerilerimize yani bir borcumuz var eğer bu koltuğa oturduysak bir borcumuz var. Hizmet borcu. O hizmeti de yapacağız. İnşallah yani başkanım. Biz pandemiden önce cenaze hiçbir hemşerimizin cenazesinde işte düğününde hiçbir zaman yalnız bırakmıyorduk. Yine yalnız bırakmıyoruz. Şu son zamanlarda işte bazı yasaklar bizlere de etkiledi. O yüzden cenazelerinde çok fazla yardımcı olamıyoruz ama onun da üzüntüsünü yaşıyoruz açıkçası. İnşallah yine sorularımız olacak başkanım sizlere tabii ki. Mesajlarım biraz yoğun. Biraz mesaj okumak evet. istiyorum başkanım müsaade ederseniz. Gerçekten bu akşam mesajı istedim ama biraz fazla geldi mesajlarımız demiş. İzleyicilerimize buradan çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Mehmet Başkanıma selamlar, saygılar diliyorum. Hakan abimiz var bizim Doğu Bank'ta biliyorsun. Evet. Ona da buradan selamlar. Hakkı abim. Pardon, Hakkı Çam Hakkı abimize var. Selamlar, saygılar sunuyoruz. Çok değerli bir abimizdir evet. gerçekten de.
Bizim programımızdan aracılığıyla gidenler zaten %10 indirimler var değerli izleyicilerimiz. Buradan da duyurulur. Doğubank'ta. Tabii ki. Anam haberim olsaydı daha geçen hafta Doğubank'taydım. Buradan da... Telefonla iPad'imiz vardı onu... Kesinlikle bizim bir selamımızı söyleyin. Her türlü kolay. Size yardımcı olun. Gerçekten çok değerli bir selamlar olsun buradan. Abimizdir. Tanışırız. Yusuf kardeşim sizi severek izliyoruz. Hayırlı programlar. Konuklarına selamlar demiş Nihat Güler abime buradan. Çok çok teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Güzel memleketim Pınarlı'dan sizlere ve bütün gurbetçi dost ve arkadaşlara sevgiler ve saygılar sunuyorum. Neşeniz ve kazancınız bol olması dileğiyle hayırlı akşamlar. İsa Başaran Pınarlı Köyü Gençlik Kolları Başkanımız demiş. İyi akşamlar abi, hayırlı programları severek takip ediyoruz. Babam, eşim, çocuklarım ve ben sıradaki türkü bizlere gelsin. Sedat abime buradan selamlar göndermiş olalım. Yusuf kardeşim programı beğeniyle izliyorum. Katılan sanatçımız Filiz Hanım'a ve dernek başkanı arkadaşımıza tüm izleyicilere selam ve saygılarımı sunuyorum. Arif Güler Mesudiye Pınarlı dernek başkanı. Aynı zamanda buradan kendi köyümün dernek başkanı. Buradan bizleri izleyen şu anda dernek başkanının abisi Mustafa Güler. Bizim kurucu başkanımız. Ona ve ailesine Arif Engem'e buradan selamlar saygılar göndermiş olalım. Bizleri şu anda yine Ayhan Güler abimiz. O da bir rahatsızlık geçirdi. Buradan sağlığına yavaş yavaş inşallah kavuşacak diyelim. Selamlarımızı göndermiş olalım. 400 ineğin sahibi diyoruz biz ona. Aynı zamanda Ergün Hoca'ya da buradan selamlar göndermiş olalım. Hayırlı yayınlar toprağım. Konuklarınıza Filiz Ağar'a, sevgili başkanıma Mehmet Şahin'e selamlar. Gölde faalisi Cemal Yılmaz. Kara Cemal abime buradan selamlar gönderelim. Cemal abi tanıyorsun değil mi? Kankam diyorum ya. Öyle mi? Tamam, buradan Cemal abi de inşallah bir gün bu ekranlarda ağırlarız tamam. Diyoruz. Çok teşekkür ediyorum Cemal abi sana buradan. Yusuf kardeşim programın hayırlı olsun. Filiz Ağar'dan Denizin Ortasında Saman Yanıyor şarkısını istiyoruz. Bütün Pınarlı'ya armağan olsun. İnşallah Necati abi. Selam kıymetli kardeşim. Yeni günün ve yayının hayırlı olsun. Filiz Hanım'a ve Mehmet Bey'e kardeşime sevgi saygılar. Allah utandırmasın. Sizleri seviyorum. Bizim üstadımız Bülent Yılmaz abimize. Ve hanım aya da buradan saygılar selamlar göndermiş Bülent olalım. Abimize. Çok değerli yüreği güzel abim benim. Hayırlı yayınlar selamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar saygılarına, başarılar güzel gidiyor. Senin ettiğimizi ve konuklara saygılar selamlar demiş Yalova'da Mehmet Yılmaz abim bizlere izliyor. Buradan tüm Yalova'ya selamlar göndermiş olalım. Ne kadar var abim? 4 dakikamız var. Biraz daha mesaj okuyayım o zaman. Ben Koray Güler severek izliyoruz. Başarılar diliyorum. Herkese selamlar demiş. Tüm Pınarlı'ya selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Koray Güler buradan öpüyoruz. Yine sevgili İhsan dayım bizleri izliyorlarmış. Selamlar olsun buradan. Evet. Hatta mesaj da atmış da. Bütün selamları şimdi 4 dakika sığdıralım. Ama bak daha yeni geliyorum oraya. Evet. Yine Selahattin Şen hocam izliyorlarmış eşi Rabia. Selamlar olsun. Yengemle selamlar sevgiler olsun. Hayırlı akşamlar hayırlı programlarınız olsun. Konuğunuz Filiz Ağar Hanım'a ve size başarılar diliyorum. Güzel Yurt Dernek Başkanı Mehmet Şahin Bey'e selamlar ediyorum. Sıradaki türkümüz Ordulara gelsin, Mesuliyelilere gelsin. Selamlar Cemal Karataş demiş. Aleyküm selam Cemal abi abimize buradan. De selamlar. Hayırlı yayınlar Yusuf Bey. Hayırlı olsun programımız Filiz Ağar'a başarılar diliyorum. Babam türküsünü okursa seviniriz. Ben Yakup Şapal demiş. Şapaloğlu demiş. Aa Yakup abicim öpüyorum. Selamlar olsun. Buradan teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar sevgili kardeşim Yusuf Bey. Programında başarılar diliyorum. Konuğun Filiz Hanım'a ve selam ve saygılar. Ben Mesuliye'den Muhtar Şahin Tuncer. Sıradaki eser Mesuliye Müslüm Sarıcı Mahallesi'ne demiş. Selamlar olsun muhtarıma buradan. Has akşamlar, has yayınlar konuklarına selamlar sunarım. Kardeşim kolay gele demiş. Zamansız Mehmet abim tanıyorsunuz zaten. Tanıyor musun Zamansız abimi? Görmüşsünüz. Zamansız Mehmet abimize de selamlar sunuyoruz gerçekten. Yüreği güzel abim benim. Bu ekranlarda onun da pazar akşamları Zamansız Yağmurlar programında güzel reyting kırıyor, evet. Güzel izleniyor. Selamlar olsun buradan Zamansız Mehmet abime de. Hayırlı programlar Bayırköy'den selamlar Filiz Hanım'dan güzel bir türkü Bayırköy'e gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun Bayırköy'de. Yusuf Kovancı programını tebrik eder. Filiz Ağar yola bakın belki gelen babamdır şarkısını istiyoruz. Hayırlı akşamlar demiş Zekeriya Güler demiş. Evet az önceki okudu zaten size gelsin Zekeriya Güler. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar Gölköy'ün güzel yurdumuzun gülen yüzü Mehmet Başkan'a ve sizlere selam olsun Tuncay Eken demiş. Başkanımıza da selam söylüyoruz. Evet. Şu anda beni oğlum izliyor. Selamlar olsun. Buradan öpüyorum. Kocaman Talha'ya ve Yağız Ömer'e selamlar gönderelim. Onları kocaman öpüyorum. Kardeşim hayırlı yayınlar, hayırlı programlar. Değerli konukların Filiz Hanım'a ve Mehmet Bey'e selamlar, saygılar. Ümit Akbaba demiş. Buradan çok çok teşekkür ediyoruz Ümit abiye. Yusuf kardeşim iyi programlar. Filiz yeğenimize ve konuğuna selamlar gönderiyoruz. Filiz'den bir eder bize gelsin Zeytinburnu'ndan Münevver İhsan Aslan demiş. Evet dayım ya. Ellerinizden öpüyorum. Selamlar olsun. Sevgili kardeşim hayırlı programlar hayırlı yayınlar demiş. Mehmet Başkanıma ve Filiz Hanım'a saygılar sunuyorum. Yusuf Altınışık. Yusuf abimize de çok selamlar.
Saygılar sunuyoruz. Şimdi Yusuf abim haftaya inşallah Altın Işık Orkestrası haftaya bu TV 52 stüdyo alanında olacak. Bizi haftaya çok güzel bir program bekliyor. Yaklaşık dev orkestramız burada olacak. Yusuf abinin de sayesinde inşallah güzel konuklarımız var. Onları zaten hafta içi sosyal medyadan paylaşacağız. Reklama mı gidiyoruz abicim? Evet değerli izleyicim, reklamlardan sonra bol bol mesaj okuyacağız. Filiz Ağar'dan bol türküler dinleyeceğiz. Başkanıma çok çok sorularım var. Onlara okuyacağım, soracağım sizlerin adına. Reklamlardan sonra buradayız. Şimdi reklamlar diyoruz. Doruk Arsa Ofisi'nin sunduğu Yusuf Kuvancı Şovu devam edecek. Kaya mezarları ve kalelerin incelemesini yapacağız. Şimdi yapacak olduklarımızı, karnı çok aç olanlar, köy özlemi çekip, memleket özlemi çekip de gelemeyenler lütfen izlemesinler. Tereyağını da gördüğünüz gibi bolca içine koyuyoruz. Ve bu mezarlık defineciler tarafından talan edilmiş. Ve bizim çok kaybolduğumuzu düşünerek bize telsiz verdiler. Bakın burada. Yaşlılıktan mı yoksa nazar mı değil. Olcay bana bir okusana. Belki de bu zamana kadar hiç fark edilmemiş olan bir detayı fark edecek. Belki de bir keşif, kim bilir. İşte o kayalığın ne olduğunun peşine gidiyoruz şimdi. Dizimin ağrıdığını söylemiştim. Oraya nasıl tırmanacağım? Benim yaşımdakilere artık bu tempo, yürüyüş fazla geliyor. Nefes nefese kaldım. Şimdi buradan geçeceğiz. İzleyicilere bu akşam da yine kazandırma akşamı diyoruz. TV 52 ekranlarında izleyicilerimize Doruk Arsa Ofisi'nin bu akşam yılın son kampanyalarından sizlere bahsedeceğim birazdan. Efendim öncelikle TV 52 izleyicileri Akbank'ta geçen telefon numaralarımızı bir kenara not alsın diyoruz. Biz de hatırlatalım. 0541 522 58 58 0212 892 34 58 oğlu telefonu bir kenara not alın. Kafanızdaki oluşan bütün soruları bu telefon numarasından öğrenebilirsiniz. Evet, ne dedik? Kırklareli Lüleburgaz Tatarköy. E5'te E6'nın arasında olan bir yer. Silivri'yi geçtikten sonra Lüleburgaz gişelerini 5 dakika gittiğimiz zaman başkanım karşınıza mükemmel bir köy çıkıyor. İş sahasıyla, altyapısıyla, büyük marketleriyle, benzincisiyle, ya başkanım öyle bir yer ki orası, veteriner kliniği bile var. Köy diyoruz ama Mecidiyeköy gibi, Bakırköy gibi gelişmiş bir yer. O kadar güzel ki doğasıyla, sanayisiyle, iş imkanıyla çok güzel bir yer. Buradan bahsedeceğim sizlere. 250 metrekareden başlayan arsalarımızı yerinde görmek için ne yapıyorsunuz? Şu verdiğimiz telefon numaralarından bizlere arıyorsunuz. Sizler de bulunduğunuz yerden ücretsiz servis imkanlarından haftanın 7 günü. Ama cumartesi pazar gidemiyoruz yasak olduğu için. Haftanın 5 günü. Günü istediğiniz yerden İstanbul'un çevrelerinden ve İstanbul içinden sizlere alıyoruz. Arsalarımızı yerinde görüyorsunuz. Ve karar verdiğiniz takdirde bir kuruş para ödemeden tapunuzu sizlere getiriyoruz. Gelmenize bile gerek yok. Vekaletinden tapunuzu almaya, satın almaya vekalet verdiğiniz takdirde tapunuzu eve getiriyoruz. Ondan sonra ödemeye başlıyoruz. Ve başkanıma sormak istiyorum. Tatarköy'de 250 metrekareden başlayan arsalarımızın fiyatını sizden duymak istiyorum. Bu akşam yılbaşı akşamı. Bir hafta sonra yılbaşı, yılın son kampanyalarını alacağım başkanım sizden. Tamam. 55 bin lira buranın rakamı. Tamam 55 bin lira. 55 bin lira nakit peşin olarak söylüyoruz. 20 bini bir vade. Bakın değerli izleyicilerimiz, 250 metrekare arsa diyoruz bakın. Özellikle bu çok önemli. E-Devlet'in tapunuzu aldıktan sonra E-Devlet'inize giriyorsunuz. Arsa vasfında olan yerlerimiz. Arsa demek bugün ne olduğunu izleyicilerimiz biliyor herhalde başkanım. Bugün imara açık. Ev yapabilecek. Tabii ki. Yani prefabrik evinizi kullanabilecek. Yani altyapısı hazır hali hazırlığında olan bir yer. 55 bin lira tamamı dedik. 30-35 bin bu akşam yönetim kurulu başkanımızı sıkıştıracağım burada ben. Yarı peşin, yarı taksit diyoruz. Çünkü neden başkanım? Ben izleyiciden yanayım. Açık açık söylüyorum. Ve başkanım, özellikle dernek konularında, dernek yöneticilerine burada çok görev düşüyor. Şimdi izleyicilerimiz gidiyorlar. Ben bunu sağdan soldan duyuyorum. Sizler de teyit edersiniz ki. Arsa alıyor bir diğer bir X bir firmadan. Tapu masraf alıyorlar. Evet. Hipotek koyduruyorlar. Yeri geldi adamın parası olmuyor.
banka istiyor, kefil istiyor vesaire. Doruk Arsa ofisinde bakın değerli dostlarımız, tapu masrafı yok, kefil yok, banka yok, faiz yok, vade farkı yok. Tamamı 55 bin lira, bunun 30-35 bin lirası peşin, kalanı ayda bir taksit. Ne kadar büyük? Bakın o kadar küçük rakamlara arsa alıyoruz değerli izleyicilerimiz. Dernek başkanlarına burada ne yapıyor? Çok büyük iş düşüyor. Üyelerini Doruk Arsa Ofisi'nin bu güzel kampanyalarında yararlandıkları takdirde Doruk Arsa Ofisi dernek yönetimine ve festivallerde sanatçı sponsoru, televizyon sponsoru ve maddi kaynak sponsoru gerektiği zaman derneğe arsa bile bağışlıyor başkanım. Evet, teşekkür ederiz. Biraz önce tabii ki yerlerimiz ekranlarda görünüyor zaten. Güzel şey. Biraz önce de bahsetmiştik. Malum zor süreçler yaşıyoruz. Evet. İnsanların artık huzur bulacağı yerlerde yaşayacak yaşamaları gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden dolayı böyle kendine öz has bir yerde yaşarsa kesinlikle daha çok mutlu olur, daha çok keyif alır. O yüzden dolayı da yerleri de güzel. İnşallah değerlendirirler hemşehrilerimize. Şimdi bugün illa gitmek zorunda değiller. Yatırım amaçlı da kullanabilirler, alabilirler. Buranın herhalde en büyük özelliği, biraz önce de bahsettiniz, Arsa vasfında. Bu çok önemli. Arsa vasfında. Tapuda arsa olarak yazacak mı? Kesinlikle. Evet. Bakın değerli izleyicilerimiz, özellikle başkanım çok güzel bir konuya değindi. Tapunuzda arsa vasfında arsa yazısını görmediğiniz takdirde Doruk Arsa Ofisi'ne TV52 izleyicilere bir kuruş para ödemiyorum. Bunun çünkü garantisini veriyorum. Tarla bundan garantisi, tarla vasfında olan yere hiçbir yatırım da yapamazsınız, inşaat ki, yapamazsınız. Bakın, biz Doruk Arsa Ofisi'nde arsa yok. Tarla yok. Özellikle arsa yazısını arsa vasfında olan tapusunda, evet, görecek bunu. Görmeden bir kuruş para ödemiyorlar. Doğru mu yönetim kurulu başkanım? Evet değerli izleyicilerimiz. Dernek başkanlarımız da bu konuda çok duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü gelecekte bir yıl önce başkanım buralar 30-35 bin liraydı. Evet. Şu anda hele şu yılbaşından sonra pandemi bittiği zaman buralardan yer almak gerçekten çok zor. Bunu ben özellikle tanıdığımız dostlarımız da var. Hele izleyicilerimizden bir tanesi oraya öyle güzel bir ev yapmış ki başkanım. İstanbul'da gerçekten o kadar mütevazi bir ev yapmış. O kadar güzel ki insanı orada yaşayası geliyor. Havasıyla, suyuyla, pandemiden uzak demeyeyim de şöyle beton yığınından uzak bir yer. Evet. Ne yapıyorlar izleyicilerimiz? Telefon numaralarını bir kere daha not bırakırsınlar. 0541-522-5858 0212-892-3458 oğlu telefona mutlaka ama mutlaka bilgi alsınlar diyoruz. Evet, yılın sonuna yaklaşıyoruz. Artık Yusuf Kovancı Show'a özel bir kampanya yaparsın. Değil mi Emre Doruk? Ben her zaman senin için yaparım. Çok teşekkür ediyorum. Ama bunu her zaman söylüyorum. Önce müşteri değil, önce misafirimiz olsunlar. Kesinlikle. Öncelikle bir gelip çayımızı içsinler. Evet. Bizi bir tanısınlar. Yatırım ne yapması gerekiyor? Arsa nedir? Tarla nedir? Ben bunları nereden ne alabilirim? Çok doğru. Acaba ben bunu aldığım zaman çoluk çocuğuma faydası mı var? Bana mı var? Evet. Yoksa torunumun torunan faydası olacak. Çünkü tarla oldun mu bir kere kendi bir unutsun. Çocuğu unutsun. Belki torunu. Artık aynen öyle. Belki torunu. Evet, ama arsanın zamanı 4 aydır. En fazla. Değil mi? En fazla. Ya prim yapması için. Bakın değerli izleyicilerimiz, yönetim kurulu başkanımız Emre Doruk çok güzel bir konuya değindi. Özellikle arsa vasfında olan yerlerimizi prim yapması açısından çok güzel imkanlar sunuyor sizler. Bu fiyatlara belki önümüzdeki yıl bulamayabilirler. Doğru yıla mu? Kalmaz. Yani pandemi hafiflesin, Haziran ayı gelmiş olsun. Bu fiyatlar %20-%30 gerçekten zamlanacak yerler. Yerlere özellikle ekranlarda ne anlatıyorsak onun karşılığı mutlaka çıkıyordur değerli dostlarımız. Sizler de ne yapın? Yurt dışından ya da ülke İstanbul dışından gelen izleyicilerimiz Doruk Arsa Ofisi'nden arsa aldıkları takdirde onların bütün konaklama, yol, yeme, içme, kalma her şey masrafı Doruk Arsa Ofisi'ne. Hepsine ait. Evet değerli izleyicilerimiz, Doruk Arsa Ofisi'nin arsalarından arsa aldığınız takdirde tapu masrafı yok, hipotek yok, banka yok, kefil yok, vade farkı yok. Sadece nedir biliyor musunuz? Güvenin adresi Doruk Arsa Ofisi diyoruz. Alıp almamanız önemli değil. Gelin Doruk Arsa Ofisi'nden bir çay içelim, muhabbet edelim ve tanıtımımızın sonuna yaklaşıyoruz. 0541-522-5858 0212-892-3458 oğlu telefona bir çağrı bırakın. Bulunduğunuz yerden sizler alalım. Sağlıklı günler dileyelim. Bu devirde ne altın ne borsa en karlı yatırım arsa diyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
yüreğime düşürdüğün ateşle yanarken, aşkından böyle deli divane olurken, düşlerimde bile. Mehmet Gücüklüoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Zamansız Yağmurlar pazar akşamı evlerinize konuk oluyor. Zamansız Mehmet'in konukları Türk halk müziği sanatçısı Simge Bozkurt. Dert çekmeyen dert kıymatın bilemez. Derdim bana. Türk halk müziği sanatçısı Ali Akyürek. Zamansız Yağmurlar pazar akşamı saat 22'de. Doruk Arsa Ofisi'nin sunduğu Yusuf Kuvancı Şovu devam ediyor. Sarardı yaprağım, kırıldı dalları.
Bu arada eyvallah. Evet, bugün sevgili Engin Nurşani'yi defnettik. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Eserler bıraktı. Kişiliğiyle olsun vesaire. Eserleriyle olsun. Allah kanelini rahmet eylesin diyelim. Bu arada okuduğunuz önceki parçada Saadettin Zımba abime gelsin. Adapazarı'ndan bizleri şu anda izliyorlarmış. Buradan bol bol selamlar ve saygılarımızı selamlar sunmuş olsun. Olalım. Yine sevgili Selahattin Şen hocam yengemle beraber izliyorlarmış. Selamlar, sevgiler selamlar olsun. Selamlar gönderelim buradan da. Sizlere. Evet başkanım, sizin bir de federasyonunuz var bildiğim kadarıyla. Evet, Gölköy Dernekler Federasyonumuz var. Evet. İstanbul'da bulunan 19 tane derneğimizin bir araya getirerek oluşturduğumuz federasyonumuz. Başkanımız Necati Özdemir. Selamlar başkan olsun. Başkan vekilimiz Cemal Yılmaz. Evet. İşte yine birbirinden derdi dernek başkanlarımızın yönetiminde ve her derneğimizin orada 5 tane delegesiyle oluşturulmuş. Çok güçlü bir federasyonumuz var. Belki de şu an İstanbul'da bütün dernekleri tek çatı altında toplayan nadir federasyonlarından bir tanesidir. Malum pandemiden dolayı federasyonun çalışmalarımızı da ara verdik ama yine de hemşirelerimizin yanında olmaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok değerli yönetim kurulu arkadaşlarımız var, başkanımız var. Canla başta Gölköy'lü hemşirelerimizi bir araya getirmek için gayret gösteriyorlar. Biz de federasyonun genel sekreterini yürütüyoruz ayrıca. Evet. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Tabii ki asıl yük bizim Necati Başkanımızın omuzunda. Ama şöyle söyleyeyim, Gölköy Federasyonu'nda gerçekten birbirinden değerli, çok değerli evet. insanlar var. Yani bugün gerek maddi açıdan gerek manevi yönden hepsi işinin... Maddi çok önemli değil ama önemli olan manevi olarak. Yani zaten bugün... maneviyet geldi, manevi evet. geldi mi zaten maddiyet geliyor başkanım. Evet. Ben öyle görüyorum çünkü çoğu zaman da beraber oluyoruz, muhabbet ediyoruz, bir araya geliyoruz ama Gölköy bu konuda kendini biraz daha aşmış durumda yani. Yani şimdi bizim şöyle bir şeyimiz var. Sıcak insanlarız, sıcak kalın samimi insanlarız. Samimiyiz her şeyden önce, evet. Samimiyet bu çok var. Önemli. Samimi olan insanlardan her zaman güzel işler kesinlikle. Gelir. Güzel işler başarmaya çalışıyoruz. Sağ olsun hemşirelerimize bize ne kadar yaklaşırsa çünkü bizde... üyelerimiz bir şeyleri görüyor, yapıldığını evet. görüyor ki zaten dernekçilik evet. budur benim. Siz evet. daha tecrübesiniz bu konuda biliyorsunuz ama Ordu'da özellikle Gölköy'de bizim Mesuliye'de dernekçilik çok güzeldir. İş yapan doğru, çok güzel çok, başkanlarım var zaten. Evet, çok buradan da size selamlar gönderelim. Var. Çok değerli derneklerimiz de var biliyoruz. O yüzden dolayı zor bir iş, gönül işi. Evet. Gerçekten İnanır mısınız çoğu zamanlar çocuğumuzun yüzünü göremediğimiz zamanlar olurdu. Kesinlikle. Ailemizin de ihmal ettiğimiz zamanlar olurdu. Şu pandemiden belki en iyi fayda sağlayan dernek başkanlardır diyeyim. Çünkü evinde ocağına gelebilirler fırsat oldular açıkçası. Ben dernek başkanının ailelerine de gerçekten çok teşekkür ediyorum sabır gösterdikleri için. Evet. Bazı şeyleri ihmal ediyoruz ama o eksikliği onlar eşlerimiz şey yapıyorlar. Gideriyorlar. Kesinlikle. O yüzden dolayı da biz ne kadar yükün altına girersek de girelim, eşitlerimiz aynı yükün altına giriyorlar. Kesinlikle diyelim. Onlara teşekkür ederiz. Tüm annelerimizin ellerinden öpmüş olalım. Çünkü onlar bizim kahırlarımızı çekiyorlar. Evet. Evet, bizleri şu anda Cemal Genç abim izliyor. Telefon numaraları canlı yayına katılacakmış ama TV52'nin telefon numaraları değişmedi Cemal Genç başkanım. Hatırlatalım, bağlanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Birkaç tane mesajım var. Aynı zamanda Filiz Ağar'ı şu anda dinleyen Temel Ferda Biçer abim var. Aa. Özellikle bak, özellikle bunu söylemesem bana kızar. Çünkü Ferda abi sana da söz olsun. Bir akşam Filiz Ağar'la sizi buluşturacağım. İnşallah beraber oturur çünkü çok seviyor seni, onu biliyorum. Biliyorum, biliyorum. Temel abi tanıyorsun, Temel Ferda Biçer'i tanıyorsun değil mi? Selamlar buradan olsun. Selamlar göndermiş olalım çünkü bana kızardı buradan selam söylemesem. Keşke gelseydi bu akşam. Aslında o biraz da benim hatamdan oldu. Çok yoğundum. Onu da inşallah başka bir zaman, başka bir programda Temel abi de burada ağırlarım diyorum. Selamlar göndermiş, öpüyorum abiciğim seni de buradan. Birkaç tane mesajım daha var, onları da okuyayım isterseniz. Mesudiye Köyü Akpınar Mahallesi'nin Arif... Mesudiye Pınarlıköy Akpınar Mahallesi'nin Arif değil Yusuf Bey demiş. Başarılarının devamını diliyorum. Sıradaki parça tüm ordulara gelsin. Çok teşekkür ediyorum Arif Değin abimize. Yusuf kardeşim iyi programlara akışım var. Büyük bir keyifle izliyoruz. Ekranlara yakışıyorsunuz. Selamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum Abdullah Güler abime. Hayırlı programı Yusuf Bey. Programımız güzel gidiyor. Filiz Ağar Hanım'a da selamlar olsun. Ağzınızı yüreğinizi sağlık başarınız daim olsun. Özlem Bulut değerli sanatçı dostumuz arkadaşımıza. Selamlar olsun. Selamlar olsun. Onda dün akşam Tempo TV'de programı vardı. Buradan selamlar olsun. İyi akşamlar programımızı izliyorum. Çok güzel gidiyorum. Filiz Ağar'ı çok seviyorum. Selamlar iyi yayınlar diliyorum demiş. Hatice Kara Dönmez diyelim. Selamlar olsun.
Selam Yusuf Bey, Filiz Hanım'a ve Mehmet Başkan'a selamlar. Samandıra'dan Cevat Çiçek, Cevat Çiçek abime selamlar gönderiyorum. Ekibine ve TV 52'ye başarılar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Ali Kızıltuğ hocamızın eseri Denizler Aşkımı söylerseniz olur. Filiz Hanım'dan sağlık için işe gideceğim demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar üstad. Seni böyle ekranlarda görmek güzel. Başarılar daim olsun inşallah. Kamil Kokal, o da kemençe üstadıdır. Selamlar olsun. İyi akşamlar Yusuf Bey. Programımıza başarılıdır. Mehmet Başkanımıza, Filiz Hanım'a ve sizlere selam ve sevgilerim. Hayırlı sağlıklı akşamlar. Güzel yurdu Murat Erçel demiş. Murat abimize güzel selamlar. Yurda selamlar gönderelim. Selamlar. İyi akşamlar Yusufçuğum. Yayın hayatında başarılar diliyorum. Konuklarına da selamlar sunarım. Filiz Hanım'dan Kara Bulut Çöktü Kuyu Dereye parçasını rica ediyorum ve başarılar dilerim. Bu benim eniştem Musa Kara. Vallahi bilmiyorum, okumam selamlar lazım. Olsun, selamlar olsun Musa Kara'ya da. Yine Almanya'dan sevgili Rıza Balcı abim izliyorlar. Almanya'ya da selamlar sevgili. Selamlar olsun. Yurt dışından da çağrılar geliyor görüyorum. Sayın Yusuf kardeşim, programın devamını bekleriz. Seninle her zaman gurur duyduk. Tüm Türkiye'ye selamlar olsun. Koronadan da Allah kurtarsın, iyi eğlenceler. Enver Güler abime buradan selamlar saygılar göndermiş olalım. Filiz Hanım'ın ağzına sağlık, sizi çok çok seviyoruz demiş. Filiz Hanım'a şu akmışın gürgenler çalarsa sevinir minnettar olurum demişler. İsim yazmamışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. Asil duruşu, vakarlı hali, başarılı sunumu ile gönlünde kardeşimiz Yusuf Beyefendi, sizi konuklarınıza, kıymetli izleyicilerimize, muhabbetlerimize selamlıyorum. TV 52 ailesine bu güzel hizmetler için teşekkür ediyorum. Sizleri şek ve izliyor ve seviyoruz. Hakk'a emanet olunuz demiş. Salih Başaran abim çok değerli bir insan. Buradan selamlar saygılar göndermiş olalım. Hayırlı akşamlar kuzen, İstanbul'dan Uğur'a kucak dolusu saygı ve selamlar. Özellikle pazarcı esnafına saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum demiş. Hasbi Kuvancı'yı buradan selamlar gönderelim. Müslü'de Darcıbaşı Köyü Derneği Gençlik Kolları olarak başarılar diliyoruz. Cumartesi geceleri iple çekiyoruz. Ufak da olsa Filiz Ağar'dan bir isteğimiz olacak. Kayanın dibinde parçasını istiyoruz demiş. İnşallah. Filiz Hanım onların notunu alıyor değerli izleyicilerimiz. Abi babama da şu akışın gürgenlerini istiyoruz demiş. Buradan selamlar gönderelim. İsmini. Hayırlı akşamlar Yusuf kardeşim. Başarılı tüm Pınarlı'ya selamlar demiş. Çok yoğun mesajlar var. Onlara hemen geçeceğim. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar Ordu Konak Köyü'nden selamlar. Programımızda tüm üstün başarılar diliyorum. Maşallah. Mesuliye Meletli Şenlik havasında çalar mısınız? Ben Olcay Sayın abime sesine kurban olurum demiş. Teşekkür ediyoruz. Biraz ara verelim isterseniz. Bayağı bir yoğun mesaj var. Aynen abi, senden... Senden şöyle bak. Abi istekler. Ben ama bir şey zaten söyleyeyim. Hep olmuyor istekler ki. İstekler var ama burada. Vallahi şekerim okurum, düştü yok. Ya. Sen bir tane türkü okula. Öyle mi okalım? Ne yapalım? Evet. Horon yapalım ben biz de. Ben de gideyim de bir zaman, parça bir şey yiyip geleyim. Öyle hemen. Mi yapalım o zaman? Tabii şekerim. Hadi o zaman abi. Biz de bir horon yapalım. 7-8. Hiç böyle ha. Olmaz mı? Burada kendi evin gibi rahat olabilirsin. Sıkıntı yok. Bir gün çıktı var mı da yarim geldi altına, seçtim sarılarını attım beş damaline. Bir gün çıktı var mı da adım kaldı altına, seçtim sarılarını attım beş damaline. Armudu budakladım, dallarını sakladım anasının yanında, kızını kucakladım. Armut budaklanır mı, dalları saklanır mı, anasının yanında kızı kucaklanır mı? Armudun dalı kara, dökülür ara ara, yoktur paralı dayım, sülalemi sıkara. Armudun dalı kara, dökülür ara ara, yoktur paralı dayım, sülalemi sıkara. Armudu budakladım, dallarını sakladım, anasının yanında kızını kucakladım. Armut budaklanır mı, dalları saklanır mı, anasının yanında kızını kucaklanır mı?
girmem Karacalı fistanı atacalı. İki tane sevdam var, biri Alcaralı. Girmem Karacalı fistanı atacalı. İki tane sevdam var, biri Alcaralı. Değirmen Karacalı fistanı alacalı. İki tane sevdam var, biri alacalı. Değirmen Karacalı fistanı alacalı. İki tane sevdam var, biri alacalı. Şeytan. Çok dinle yapma bana uyacağım şeytan. Kaçıracağım seni yaşın küçüktür küçük. Çay filizliğimi her yanın iki buç. Kaçıracağım seni yaşın küçüktür küçük. Çay filizliğimi her yanın iki buç. Çözalımın kızının oynayı her taraf. Çözalımın kızının oynayı her taraf. Kaçıracağım seni yaşın küçüktür küçük. Çay filizi gibi her yanın iki buç. Kaçıracağım seni yaşın küçüktür küçük. Çay filizi gibi her yanın iki buç. Teşekkür ediyoruz. Yüreğin var olsun abim. Nacizane biz de okumaya çalıştık böyle hareketli bir şekilde. Teşekkür ediyoruz. Melek'e gittik. Melete evet, gittik. Daha Melete gitmedik. Daha Melete senle gideceğiz. Bak bir sürü denizin ortasında isteyen eserini isteyen izleyicilerimiz var. Evet başkanım biraz daha bahsedelim mi Güzel Yurt'tan? Evet Güzel Yurt'tan bahsedelim tabii ki. Güzel Yurt memleketten bahsedelim, derneğimizden bahsedelim. Program senin başkanım. Tamam, nereye anlatmak istiyorsan oradan. Tabii ki şunu şey yapalım. Önce memleketimizin güzelliklerinden bahsedelim. Tabii ki. Şu dönemde gerçekten yazın ayrı bir güzelliği var, kışın ayrı bir güzelliği evet. var. Muhakkak yolu düşen hemşehrilerimizin önce bizde iki türlü geçiş var. Bir Ayvası'dan geçiş var. Önce gider Perşembe Meydanı'na uğrasın. Sonra Güzelyurt, Güzelyurt'tan Ulugöl, Ulugöl'de sonra Gölköy'e uğrasın. Ve o güzellikleri yaşasınlar, hissetsinler. Şu anda Ulugöl'ümüz çok güzeldir. Mesela Ulugöl'ün güzelliklerini görsün hemşehrilerimiz. Yine çayırılan yaylamıza çıksın. Yaylamıza evet, tabii ki. Kayak yapsınlar. İşte kış turizmi yapabilirler. Yine biliyorsunuz pandemiden dolayı yeme içme yerlerimiz kapalı ama yine bizim güzel yurtun yani güzel insanları misafirperverdir. Kesinlikle, İnsanları kesinlikle. Hiçbir zaman orada aç bırakmazlar. Ondan yana hiç şüphesi olmasın. Muhakkak oradan geçerken bir kapıya çalın. Muhakkak oradan bir sıcak... Bizim memleketin insanlarının evet. bir sıcakkanlılığı var zaten. Var. Bu kesinlikle var. Evet, eskiden biz babalarımızın peşinde köylere giderdik. Ya evde bir yemek, bir şey ikram etmeden bırakmazlardı. Aynen öyle. Yabancı ol tanıdık ol hiç fark etmez. Rahmetli dedem gece... sokağa çıkardı, kahvehanelere bakardı. Yani acaba dışarıdan birisi geldi mi, kalmıyor mu? Onu evine götürüp misafir bir şey etmişti. İkram edelim, yemek misafir evet. edelim diye. Ne kadar güzelmiş. Allah rahmet eylesin. Gerçekten güzel insanlarımız var. O yüzden dolayı memleketim güzel. Ordumuzun her yeri güzel açıkçası. Kesinlikle. Şimdi, bir de Mehmet Şahin gibi başkan yani, varken güzel, sadece güzel orada bir başka güzel oluyor. Doğru söylüyorsun. Ordunun gerçekten çok güzel yerlerimiz var.
Muhakkak bizleri izleyen insanların şu anda içi kıpır kıpırdır. Memleket hasreti kabarmıştır. Kesinlikle. Eminim en kısa sürede gideceklerdir de. O zaman inşallah. Memleketimizdeki insanları da yalnız bırakmayalım. Şu anda kesinlikle. Onların bize ihtiyacı var. İhtiyaçları var. Doğru. İhtiyaçları var gerçekten. O yüzden dolayı onları yalnız bırakmayalım. Onları yaşlılarımız varsa onları arayalım, soralım. Kesinlikle. Onların çok hal doğru. Hatırlarını soralım. Şu anda en çok ihtiyacımız olan merak edip aranmak, sormak. Aynen öyle başkanım. Başkanım bu güzel düşüncelerine Mehmet Şahin başkanım orduyu anlatırken, Gölkü'yü anlatırken, güzel yurdu anlatırken gerçekten zaman yetmez. Bunu çok iyi biliyorum. Çünkü başkanım ben yakine de yakından tanıyorum. İyi ki güzel yurdun Mehmet Şahin gibi bir başkanı var. Ya şimdi Mehmet Şahin şimdi üzerine doğru söyleyeceğim başkanım. Yok Mehmet Şahin üzerine gitmeyeyim de ben kişiler üzerinde şey yapmam. Ama bir ekip olarak ekip, tabii ki. Ekip olarak tabii ki. Bu çok ekipsiz önemli. Ekipsiz olmuyor. Tek başına olmuyor. Biz bir ekibiz. Arkadaşlarımızla canla başla mücadele ediyorlar. Benim, aynen öyle başkanım. Benim başarımın arkamda, benim başarımın arkasında ailem gelir, arkadaşlarım gelir, ekibimiz gelir. Kesinlikle çok bir doğru. Bir de güzel yurtun... Güzel insanlar gelir. Güzel insanlar kesinlikle. Gelir. Onlarla biz gerçekten var olduk. Onlarla beraber de mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Evet Hasan Güler bizlere, Kökmengin Hasan mesaj atmış. Teşekkür ediyoruz. Birkaç tane mesajım daha var. Onları da okuyayım. Mesaj derken... Kardeşim bir yeni bir yeğenimiz oldu. Vallahi şu pandemiden dolayı yeğenimizle şey yapalım. Şöyle bir mesaj yollamış. Bizleri izliyormuş. Çok mutlu oldum. Selamları da var. Bizden mesaj attık diye yayınlamadı Yusuf Bey diye dedim. Yoğun daha sıra gelmedi. İnşallah gelir de okurum evet. Yani. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar Filiz bacım. Programınız hayırlı olsun. Ben Sivas'tan kameraman Gazi Kova demiş. Konuklarınıza ve size olsun. Saygılar selamlar. Sıradaki Türkiye Yıldız Beldelilere gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Bize yurt dışından bir mesajım var. Hemen onu da okumam lazım. Yayınınız candır, toprağındır. Güzel halk müziklerimiz. Belçika'dan Muhittin. Ben bir sıla müzik isterim. Adını siz koyun be kardeşlerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Buradan Belçika'ya da selamlar göndermiş olalım. Selamünaleyküm. Yayınınızı keyifle izliyoruz. Teşekkür ederiz. Güzel yurtun güzel başkanı Mehmet Şahin'e ve sizlere selam olsun. Nihat Aslan demiş. Teşekkür ediyoruz Nihat Aslan'a. Hayırlı yayınlar Yusuf abim. Ben Pınar'dan Barış Güler. Tüm ordu ve Pınarlı'ya selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yusuf Bey çok güzel bir yayın tebrik ediyorum. Başarınızı kutluyorum. Yüreği güzel insanlara selam olsun demiş. Yeşim Özma'ya buradan selamlar göndermiş olalım. Hayırlı yayınlar ben ordudan Sema sıradaki parça orduya ve uzakta olan birisi için gelsin. Hayırlı akşamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar konuklarınıza selamlar iyi yayınlar Cihan Şahin demiş. Teşekkür evet. Ediyoruz. Yusufçuğum özel istek kusura bakma bana Filiz Hanım'dan hele bakın belki gelen babadır türküsünü istiyorum selamlar demiş bekliyorum. Onu okumuştum. Fahri Bodur abim demek ki programın başını kaçırdın. O zaman ne yaparsın sosyal medyadan izlersin selamlar olsun Fahri Bodur abimize. Çok değerli bir isim Esenler Belediyesi'nde o da. Merhaba iyi yayınlar İstanbul Sultan Gazi'den taksici Emrah. Benim için de hareketli bir parça çal seni hava alanına bırakan taksici tanıdın mı demiş teşekkür ediyoruz. Valla biz de hiç her şeyi doğal doğal okuyoruz yani. Ordudan selamlar çok güzel gidiyor. Programımız Yusuf Bey sizden hareketli bir horon istiyorum. Az önce okuduğum horon sizlere gelsin diyelim. İyi akşamlar abi ben İstanbul Beykoz'dan Fırat tüm ordular için ordunun derelerini istiyorum. İyi yayınlar demiş teşekkür ediyoruz. 3 tane mesajım daha var onları da okuyacağım. Mesajım çok da o kadar okuyabileceğim. Selamlar abim ben ordudan piyanist Hakan senden gel barışak sevdiğim parçasını istiyorum. Abim seni seviyorum güzel insan cansın demiş. Hakan'ım sözüm olsun okuyacağım sana onu. İyi yayınlar Filiz ablamdan kara bulut çöktü kuru dereye kuzenim Nisa'ya istiyorum söylerseniz sevinirim demiş. İstekleri Filiz ağır bir yere yazıyor. Hayırlı yayınlar başkanımıza selamlar sizden babam türküsünü istiyorum Murat Şahin demiş. Teşekkür ediyoruz biraz ara verelim. Filiz Hanım'dan bir eser alalım değil mi başkanım? Tabii ki. O güzel sesini dinlemek isteriz. Kara bulut çöktü kuru dereye diyelim ondan sonra peşine denizin ortasını bağlayalım. Tamam sen nasıl istiyorsan evet. Program senin sıkıntı yok. Abim izliyorlar. Selamlar, sevgiler olsun. Bacım izliyorum. Bu arada aynı eserimizde Pınarlı'dan Nusret Karakuş'a gelsin. Selamları gönderelim Nusret Karakuş'a da. Kara bulut çöktü kuyu dereye, kuyu dereye. Dedim güzel I do.
Ağzına yüreğine sağlık. Eyvallah Filiz abicim. Ardım, denizin ortası dinlemek bir başka güzel. Çünkü şarkının orijinalini Filiz Ağa çıkardık piyasaya. Ağzına yüreğine sağlık. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, çok çok mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok yoğun mesaj var. Hepsini okuma şansım yok gerçekten. Buradan Kahraman İşler'e, Cevdet Güven'e, Tuncay Güler'e çok çok selam gönderiyorum. Çünkü programımızın yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. Rüstem Başkan'a, Musalı Dernek Başkanı Rüstem Başkan'a selamlar olsun. Selamlar olsun. Tanıyorsunuz buradan. Tabii onu da inşallah o da karantinaya girdiği için onu alacaktım konuk daha önce. Virüse yakalandı. Aa, ailesinde çıktı. Allah karantinayı alandı. İnşallah en kısa zamanda Rüstem Başkan'ı da burada ağırlamaktan onur duyarım. Değerli izleyicilerimiz, haftaya programımız 8'de başlayacak. Onu da saat 8'den 12'ye kadar burada dev gibi yeni yıl programı olacak. Kesinlikle. Sanırım sürprizler de birbirinden değerli solistlerimiz olacaklar burada. Keyifli bir program olacak. Çok şey kaçırmak istemeyen muhakkak TV52'yi izlesinler. Çünkü Yusuf Kovancı şovu izlesinler. Altın Işık Orkestrası burada olacak. Ya en değerlisi de o, en güzeli de o. Çünkü o Altın Işık Orkestrası'nın mor beyaz kıyafetli orkestrayı hayranlıkla izliyordum. Bayağıdır da Yusuf abi böyle sahnelerde görmemiştik. Yani keyifle takip edeceğimize emin olabilirsiniz. Aynen öyle diyelim. Bizlere Uğur Aksu izliyor şu anda. Uğur Kemençeci, Uğur biliyorsun Filiz Hanım, size de selam var. Selamlar olsun. Enalan Köyü Dernek Başkanı Zeki Hıdır bizlere izliyor. Buradan ismini sayamayacağım bir sürü izleyicilerimiz var. Ne olur haklarını helal etsinler. Çünkü çok yoğun bir mesaj var. Evet başkanım, programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Evet. Siz cevap vermeyince bana da aynı şekilde yazmaya başlamış. Çünkü okuyamadım. Bir şekilde çok gerçekten yoğun, çok değerli hemşerilerimiz, değerli dostlarımız var gerçekten. O yüzden dolayı ne yaparsın yap, gönülden yap aynen derler öyle. Ya. Aynen gönülden öyle. Yapan insanların her zaman sevenin çok fazla olur. Allah razı olsun. Ondan çok yana teşekkür ediyorum. Şüphemiz yok açıkçası. Bana da aynı şekilde yazıp duruyor. Ben de takip edemedim. Tüm dostlarımıza saygılar, sevgiler sunuyoruz. Gönüllerimizden sizleri seviyoruz. Tabii sizlere ki. Saygı duyuyoruz. O yüzden dolayı da bize kızmasınlar ne olur. Yok, kızmazlar. Sevdikleri insanları sevenler kızamazlar. Ben hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Biz hemşehrilerimiz için gecemizi gündüzümüzü veriyoruz. Hemşehrilerimizin iyi ve kötü yanında oluyoruz. Hemşehrilerimizin de bizlerin yanında olmasını istiyoruz. Birlikten güç kuvvet var. Ne kadar birlik aynen olursak öyle. Daha güzel işler yapacağımıza eminiz. Şu pandemi süreci de bittikten sonra kesinlikle yine başkanım. Çok güzel projelerde, çok güzel faaliyetlerde bulunacağız. Ben ya vaktimiz var mı bilmiyorum ama çok kısa derneğimizin birkaç tane faaliyeti vardı. Kısaca hemen alalım başkanım. Sadece derneğimizin bir şov programı, ya şov anlamında değil ama diğer akademisyen çalışmalarımız da vardı. Onlardan da biraz bilgi vermek istiyorum. Çoğu derneğimizin yapmadığı ama bizim ayrıcalıkla, özellikle yapmış olduğumuz bir program. İstanbul'daki bütün güzel yurtlu üniversite mezunları, hemşehrilerimizi bir araya getirip öğretmeninden, savcısına, hakimine, işte memuruna kadar bütün üniversite mezunu gençlerimizi, arkadaşlarımızı bir araya getirip bunlarla güzel yurtumuzla ilgili bir akademik çalışma yapıyoruz. Güzel yurtumuzu nasıl geliştirebiliriz? Güzel yurtumuzu nasıl güzelleştirebiliriz? Güzel yurtumuzdaki eksikliklerimiz nelerdir diye bunları konuşuyoruz ve bunları bir rapor hazırlayıp yetkili mercilere, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize veriyoruz. 3 yıldır yapıyorduk. Bu pandemiden dolayı ara vermek zorunda kaldık. O yüzden dolayı inşallah bir dahaki süreçte de bu faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yine bizim kadın kollarımız, gençlik kollarımız var. Onların da faaliyetleri devam ediyor. Şu virüs illetinden kurtulursak aynı coşkuyla tekrar dernek faaliyetlerine dönmüş olacağız. İnşallah başkanım. Güzel temenniniz için size çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ben konuk olduğum için, beni ağırladığınız için çok teşekkür Mehmet ederim. Mehmet Şahin'le muhabbet saatler yetmez başkanım. Bunu evet, biliyorum. Çünkü çok dolu. Güzel Yurt Derneği çok dolu. Çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadın. Buralara kadar geldin. Bizleri şu anda Aydın Vural Üstad izliyor. Filiz Hanım, size de selamları var bağlamada. Sizlerin de son sözünü alalım, sizle veda edelim, olur mu? Abiciğim, davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Çok 5 dakikamız var çünkü. Evet, izleyen tüm canlara selamlar, sevgiler olsun. Herkesi yüreğinden öpüyorum. Yine orkestramız harika, canavarlar. Onlar bir tanedir evet. Zaten.
Gerçekten. Sen de eserini hazırlarken ben de son konuşmamı yine yapayım. Yine ben mi okuyacağım? Tabii ki sen okuyacaksın. Filiz Hanım daha nerede bulacağız zaten? O güzel evet, TV sesinden 52, dinleyelim. Aynen öyle. TV 52 izliyorum. Haftaya saatleriniz 20 gösterilen TV 52 ekranlarda Yusuf Kuvancı Show tekrar beraber olacağız. Dev gibi bir orkestra, Yusuf Altınışık Orkestrası bizlerle beraber olacak. Birinden değerli konuklarımız, solistlerimiz olacak. O akşam yılbaşına özel ama ne yapın? TV 52 ekranlarından ayrılmayın diyoruz. Bizlere bu hafta konuk olan Güzel Yurt Dernek Başkanımız Mehmet Şahin'e, Türk Halk Müziği sanatçısının çok güçlü bir sesi Filiz Ağar'a çok teşekkür ediyoruz. En önemlisi Yusuf Kuvancı Show'un hazırlayışında çok büyük katkılar olan Doruk Ars Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emre Doruk'a ve çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyoruz. TV 52 ailesine çok çok teşekkür ediyoruz. Rejide Esin ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Stüdyo şefimiz Müjdat abimize çok çok teşekkür ediyoruz. Yani. Evet kesinlikle. Bizim başımızın tacı. Kesinlikle. Buradan tüm izleyicilerine çok izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Haftaya saatleriniz 20'yi gösterdiğinde TV 52 ekranlarında buluşmak üzere diyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Filiz Ağar'la veda ediyoruz. Yemedim ah muradıma, eremedim ah muradıma, kumsamamdan.
Doruk Arsa Ofisi Yusuf Kuvancı Şovu sundu.